Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütçe sunumunu dinleyenler şu cümleleri duydular. Sayın Bakan dedi ki, açıkladığımız sosyal konut projesi kira artışlarını durdurdu dedi hepimizin gözünün içine bakarak. İddia bu. Akıllara zarar. Oysa her yıl en az 5-600 bin yeni konut ihtiyacı olan bir ülkede 2 sene sonra, 5 sene sonra bitecek 500 bin konut projesinin bugünkü kira fiyatlarını durdurduğunu iddia etmek zehirli bir propagandadan başka bir şey değildir. Zaten AK Parti'de zehirli bir propaganda makinesinden başka bir şey değildir. Halbuki kiralar zaten yükseleceği kadar yükseldi. 3'e katlandı, 5'e katlandı. Geçen sene 2 bin lira olan kira bu sene 10 bin lirayı buldu. Şu anda İstanbul'un sadece 2 ilçesinde kiralar asgari ücretin altında. Artık evler değil, odalar kiraya veriliyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde penceresi bile olmayan hapishane hücresi gibi odalara asgari ücret kadar kira isteniyor. Kirasını ödeyemeyip anne babasının evine taşınanlar var. Ev sahibi ile davacılık olan yüzlerce kiracı var. Hatta çıkan kavgalarda hayatını kaybedenler bile var. Bazı illerde kiraların yüksekliğinden dolayı başka illere tayin isteyen memurlar var. Milletin hanesinde en az bir kişi sadece ev kirasını ödemek için çalışıyor. 2010 yılında asgari ücretin %27'si kira harcamasına ayrılırken bugün asgari ücretin neredeyse %100'ü kiraya gidiyor. Evin geçimi hariç. 2010 yılında Kastamonu'da 3+1 sıfır daire o gün 118 asgari ücret karşılığında alınabiliyorken bugün 12 yıllık aynı daire 236 asgari ücrete ancak alınabiliyor. Tam 2 katı. Şimdi geriye dönüp sosyal konut projesine yapılan 8 milyon başvuruya baktığımızda bugüne kadar TOKİ'nin ürettiğini iddia ettiği 1 milyon 170 bin konutun Türkiye'deki konut sorununu çözmediğini görüyoruz. Zaten iddia edilen 1 milyon 170 bin ama teslim edilen 506 bin. Ve zaten 20 yılda toplu konut üretilen toplu konut sayısı Türkiye'deki toplam konut stokunun sadece %2'si kadar. Dolayısıyla 8 milyon başvuruda neredeyse konut ihtiyacı olan hane sayısı kadar. 2011 yılında bu ülkede yaşayan her 100 kişiden 22'si kiracıydı. Şimdi bu ülkede yaşayan her 100 kişiden 27'si kiracı. Bu da neredeyse 8 milyon hane yapıyor. Daha kredi taksitlerini ödeyemediği için evine el konulan bir nevi bankaların kiracısı durumuna düşen 10 binlerce haneyi saymıyorum bile. Şimdi Sayın Doran, sorun şu. Arkadaşlar müsaade edin. AK Parti çarşıda anlatamadı. AK Parti pazarda işçinin, esnafının, emeklinin, ücretlinin, öğrencinin karşısına çıkıp anlatamadığı Sayın masalı Cora burada geliyor, bize anlatıyor. Yerseniz. Ama sarayın penceresinden bakanların gördüğü Türkiye ile yoklukla, işsizlikle mücadele eden hanelerden bakanların gördüğü Türkiye aynı değil. Siz sarayın harikalar diyarındasınız. Biz sokağın, milletin, hakikatin diyarındayız. Hal böyle ama şimdi milletin hanesinde yokluk var, yoksulluk var. Sizin hanedanınızda lüks var, şatafat var, israf var, yolsuzluk var. Hal böyleyken şimdi Sayın Bakan diyor ki sosyal konut projesinin fiyatlarını yüksek bulanlara biraz dişinizi sıkın. Biraz eşinizden, biraz dostunuzdan borç alarak, biraz da ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilirsiniz diyor. Sayın Bakan, borç alacak ne eş kaldı, ne dost kaldı, ne akraba kaldı. Kredi çekecek banka bile kalmadı. Çünkü artık kamu bankaları arkasında iktidarın referansı olmayan hiç kimseye kredi bile vermiyor. Özel bankalar da sizin düşürdüğünüzü iddia ettiğiniz faiz oranında zaten kredi bile yok. Sonuç şimdiden tam bir fiyasko. Ama çok değil, az kaldı. Türkiye bu zehirli dilden de bu iktidardan da kurtulacak. Biz
Tamamlayın sözlerinizi. Türkiye bu zehirli dilden de bu iktidardan da kurtulacak. Biz barınma meselesini temel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Sosyal konut meselesi bizim için bir seçim yatırımı olmadı, olmayacak. Hiç kimse endişe etmesin. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında herkes ama herkes güvenle oturabileceği, huzurla oturabileceği, dirlik içinde oturabileceği, hayatını ipotek altına vermediği konutlara sahip olacak. Ev sahibi olmak bir ayrıcalık olmayacak. Türkiye'de sosyal konut hamlesi bizim yeniden inşa edeceğimiz sosyal devlet anlayışıyla başarıya ulaşacak. Halkın emeği kur korumalı mevduata, faiz doblerine, yandaşlara gitmeyecek. Halkın emeği, halkın evi olacak.